24 ekranlarından merhabalar efendim. Kültür sanat dünyasının gündemini sanat takibiyle sizlerle birlikte tutmaya devam ediyoruz. Ben Özlem Karahan ve bugün stüdyomda Star Gazetesi Kültür Sanat Editörü Bedir Acar var. Neden? Çünkü Necip Fazıl Ödülleri artık bugün veriliyor. Beklenen gün geldi. Sizin için çok güzel, bizim için de çok güzel Star Gazetesi tarafından veriliyor. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. Heyecan doruksarken, artık saatler kalmışken... Evet. Bu yılki ödül alacak isimlerden istersen biraz bahsedelim. Yine çok önemli isimlere bu yıl Üstad adına verilen ödüller gidecek. Evet, bu yıl Star Gazetesi'nin ilk olarak 2014 yılında başlattığı Necip Fazıl ödüllerinin 4. senesindeyiz. Daha ilk yıldan itibaren Necip Fazıl ödülleri edebiyat kamusunda gerçekten çok coşkuyla karşılandı ve büyük yankılar uyandıran bir edebiyat ödülü oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 3 yıl boyunca bu ödüller verildi. İlk yılından bu yana. Dolayısıyla ödül törenleri de gerçekten çok görkemli ve halkaları sadece edebiyat kamusunu değil, normal gündem de oluşturan bir şekilde oldu. Şöyle bir güzelliği var. Cumhurbaşkanı katılıyor, Kültür ve Turizm Bakanı katılıyor. Halka da açık olarak gerçekleştiriliyor. Böyle bir araya gelme etkinliği, hem de dediğim gibi Üstad'ın adı altında bir araya gelme etkinliği olması anlamında da her yıl çok kalabalık, görkemli geçiyor. Gerçekten de öyle. Bu da zaten Üstad'ın adına yaraşır bir biçimde halkla buluşması. Gençlerin özellikle çok ilgi gösterdiğini görüyorum ben. Her yıl ödül töreni gecesine akın akın gençlerin geldiğine şahit oluyorum. Bu çok önemli. Çünkü bayrağı devralacak olan ve mirası daha da ileriye taşıyacak olan gençler, Necip Fazıl'ın da, Üstad Necip Fazıl'ın da şiirinde ve fikir dünyasında gençlere çok önem ve yer verdiğini biliyorum. Zaten bu senede aslında tema, 4. yılın teması da gençlik temalı oldu. Hani üstad der ya, kim var deyince sağına soluna bakmadan ben varım diye ileri atılacak bir gençlik. Bu gençliği biz o hain darbe girişimi esnasında da sokaklara çıktığını gördük ve darbecilere gereken dersi verdiğini gördük. Dolayısıyla o gençlik, Necip Fazıl'ın kastettiği manadaki o anlam yüklü gençlik, gençliğin var olduğunu görmek gerçekten çok güzel. Bu gençlerin Necip Fazıl gecesine de ödül törenine de ilgi gösterdiğini görmek gerçekten güzel. Necip Fazıl ödüllerinin bir boyutu daha var Özlem. İzin verirsen onu da ben söylemek isterim. Şimdi edebiyat ödülleri ya da sanat ödülleri deyince Türkiye'de belli bir camianın uhdesindeymiş tam gibi. Tam sen söylemesen ben bunu sana soracaktım. Görünürdü. Doğru yerden devam ediyorsun aslında. Evet. Necip Fazıl ödüllerinin bu tarafı da çok önemli oldu. Ödül sistemine bir denge geldiğini söyleyebilirim. Yani bugüne kadar eserleri, kişilikleri görülmemiş, ötekileştirilmiş ya da hor görülmüş, kesinlikle bir edebiyat sanat ödül değerlendirilmesine alınmayan büyük bir camianın sesi oldu Necip Fazıl ödülleri. Ve dolayısıyla artık onların da sesinin, eserlerinin değerlendirildiği, seslerinin daha gür çıktığı bir ödül sistemi oldu bu. Tam da aslında belki bu bakış açısı 4 yılda belki de Türkiye'nin en önemli edebiyat ödülü haline getirdi Necip Fazıl ödülleri. En önemli ve sıra dışı. Aslında tıpkı Necip Fazıl'ın bıraktığı miras gibi gerçekten sıra dışı. Necip Fazıl kendisini gündemin akışına bırakmamış bir şair ve düşünce adamı aynı zamanda. O şiirini sadece edebi kaygılarla değil, sesi bastırılmış bir kitlenin de sözcüsü olma anlamına irrasyoneliteyi bir namlusuna bir mermi gibi sürmüş bir şair. Mücadeleci tarafı da var. Dolayısıyla bu ödüller de öyle, bu da aslında bir yansıması onun. Evet, edebiyat ve sanat dünyasındaki o vesayetçi ödül sistemine karşı bir mücadele, bir karşı duruş, bir haykırma ya da o demir perdeyi yırtıp atma ödülleri diyebilirim. Bu açıdan da çok önemli. Yankıları dediğinde ödülün yankısı, yankıları da çok önemli. Çünkü ödül alan sanatçılarımızın, yazarlarımızın kitaplarının yeni baskıları yapılıyor. Ve medyada yer almaları sağlanıyor. Medyada yer alıyorlar. Daha geniş okur kitlelerine hitap etmeleri sağlanıyor. Öyle, öyle. Mesela ilk yıl 2014 yılında saygı ödülü kazanan, saygı ödülüne layık görülen Nuri Pakdil, Necip Fazıl'ın da yoldaşı olan büyük mücadele adamı Nuri Pakdil, uzun yıllar bir inziva, sessizlik dönemindeydi. Ama Necip Fazıl saygı ödülünün ardından medya
elbette bilinen, tanınan bir isim ama medya onu yeniden keşfetti. Tırnak içinde hatırladı belki de, değil hatırladı mi? Ve genç nesil de bu vesileyle işte medya röportajlar verdi, sorular soruldu, eserleri yeniden basıldı. Dolayısıyla genç kitle de Nuri Pakdil ile yeniden karşılaşma imkanı buldu. Aynı şekilde diğer sanatçılarımızdan, şairlerimizin, öykü yazarlarımızın bu da yılda kitapları. İstemiyorum. Evet. Bu yıl Necip Fazıl Şiir Ödülü efendim Ahmet Murat'a gidecek. Hikaye Roman Ödülü edebiyatımızın ustalarından Necip Tosun'a verilecek. Fikir Araştırma Ödülü yaptığı, hikayeciliğimize yaptığı katkılar ve araştırmalar nedeniyle Ahmet Özalp'ın olacak ve İlk Eserler Ödülü iki isme gidiyor. Betül Nurata ve Emre Ergin. Uluslararası Kültür Sanat Ödülü var bu yıl verilecek İlk kez veriliyor. Yine Cumhurbaşkanı takdim edecek. Necip Fazıl ödüllerine de uluslararası nitelik kazandırmış bir ödül ve Bosna Hersek'ten cemaliyetini evet, hem de bir kardeş ülkeye de gitmesi ülke, anlamında da çok güzel bir ilk ödül oldu. Bu yıl ilk kez veriliyor ama bundan böyle her yıl ödülleri uluslararası çapa taşıması anlamında çok önemli olan Kültür Sanat Ödülü verilecek bu yıl. Cemalettin Latiç'e gidiyor efendim. Saygı ödülü de Teoman Duralı'ya Cumhurbaşkanı tarafından takdim edilecek. Jüri çok önemli. Ödül alanlar çok önemli. Katılanların ilgisi büyük ve ilk yılından bu yana da şaşırtıyor. Evet. Değil mi? Her yılda büyüyerek devam ediyor. Bu Necip Fazıl'ın kültürel, edebi ve manevi mirasının yaşatılması için Star Gazetesi tarafından ihdas edilmiş, o düşünceyle ihdas edilmiş bir ödül. Edebiyatçılarımızın, sanatçılarımızın ürettiği eserlerin kıymetinin bilinmesine, takdir edilmesi adına adanmış bir ödül. Ve bu seneye kadar gerçekten de ilk yıldan dördüncü yıla kadar artarak devam eden, hiç azalmadan artarak devam eden bir ilgi oldu. Bakalım ben de heyecanla göreceğiz. Bekliyorum. Bu akşam ödül töreni alanı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde saat 16'da bir sergi açılışı var ve üstadın yol haritasının ve şiir anlayışının ve sanat anlayışının fotoğraflarla el alındığı bir sergi açılacak. Önce sergiyi açılacak. Gezip sonra da törene katılabilirsiniz. 19'da tören var. Çok teşekkür ederim Bedir. Ben de teşekkür yine ederim. Yine tören koşturmaları sırasında zaman ayırdın, konuğum oldun. Çok teşekkür ederim. Akşam görüşmek üzere. Akşam görüşeceğiz. Oradayız. Efendim dördüncü kez veriliyor Necip Fazıl ödülleri bu yıl Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda olacak. Saat 19'da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla biz Star Gazetesi ve 24 ekipleri de orada olacağız. Geceyi izleyeceğiz. Sizleri de bekliyoruz. Her birinizin katılımına açık olarak gerçekleşiyor gece ve sanat takibini de böylece şimdilik noktalıyoruz. Hoşçakalın.